Ebu Suud Efendi Hazretleri 1. Bölüm 13. Osmanlı Şeyhülislam olup, tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492 Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574 Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan'da, kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Babasından sonra meşhur Osmanlı alimlerinden Müftiyüs Sakaleyn İbn Kemal Paşa Hazretlerinden ilim öğrendi. Tahsilini tamamlayıp ilimde yetiştikten sonra sırasıyla İnegöl'de İshak Paşa Medresesi, İstanbul'da Davut Paşa Medresesi, Mahmud Paşa Medresesi, Bursa Sultaniye Medresesi, Sahn-ı Seman Müftî Medresesi müderrisliği, Bursa Kadılığı, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kadı Askerliği ve bundan sonra da Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu sırada 55 yaşında bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han ve 2. Sultan Selim'in saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak dine ve devlete üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi Hazretlerini çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi Hazretlerine koydurtmuştur. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa, Kanuni Sultan Süleyman Han Ebu Suud Efendi Hazretlerinin tarafını tercih ederdi. Ebu Suud Efendi Hazretleri o devirde devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Ebu Suud Efendi Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere şöyle buyurmuştur. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki, beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Öşrünü vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefesinde kelime-i şehadet getiremez. Namaza devam kalbin nurlanmasına ve saadet-i ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allahü Teala'nın dostlarına namazda neler oluyor? Muratlarına namazda nasıl kavuşuyorlar biliyor musunuz? Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adildi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Heratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali, hapsedin, dedi. Demirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi, günahım olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar, diye dua etti. Vali, o gece rüyada 4 kuvvetli kimse gelip, tahtını tersine çevirecekleri vakit uyandı. Hemen abdest alıp 2 rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o 4 kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim şiir, binlerce top ve tüfek yapamaz asla.
gözyaşının seher vakti yaptığını, düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Ya Rabbi, büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki, büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran ancak muradına kavuşur. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp, bir mazlum kalmış mı dedi. Müdür, bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor deyince onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip, hakkını helal et ve 1000 gümüş hediyemi kabul et ve herhangi bir arzun olunca bana gel diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi, dileğimi senden istemeye gelmem, dedi. Vali, niçin diye sorunca, çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına götürmekliğim kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın, dedi. Evliyanın büyüklerinden Rabia-i Adviye Hazretleri, adamın biri dua ederken, Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç, dediğini işitince, Ey cahil! Allahü Teala'nın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mıydı da şimdi açılmasını istiyorsun, dedi. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de, giriş kapısı olan kalpler herkeste açık değildir. Bunun açılması için dua etmelidir. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Allahü Teala cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki ayet-i kerimenin meali şerifi şöyledir. Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü öğle ezanı okunduğu zaman hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha hayırlıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz. Namazdan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen camide kalıp namaz, Kur'an-ı Kerim, dua ile meşgul olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahlara affolur ve her adımı için sevap verilir. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki, günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Ebu Ali Dekkak Hazretleri ölürken 3 şey nasihat eyledi. Cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizle Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolmaz buyurdu.
Diğer bir hadis-i şerifte, Cuma günü sabah namazından önce, Estağfirullahel-Azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh, okuyanın bütün günahları affolur buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma namazından sonra 7 İhlas ve Muavizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyurdu. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az 2 katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da 2 kat yazılır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günü Nasara'ya verildiği gibi, Cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Kesb, helal mal kazanmak demektir. Bütün ibadetlerin kabul olması, helal lokmaya bağlıdır. Büyüklerin çoğu buyurdu ki, ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğiniz bütün ibadetlerdir. O halde müminler helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Allahü Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti ve buyurdu ki, ey peygamberlerim, helal yiyiniz ve salih, iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki, ey iman edenler, sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Resul aleyhisselam sözüne devam ederek buyurdu ki, uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu. İşte haramı helali, şüphelileri bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan, haramdan kurtulamayıp ibadetleri boşuna gider. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyuruyor ki, alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. İmam-ı Begavi Hazretleri Mesabih kitabında bildiriyor ki, Gasilül Melaike adıyla şereflenmiş olan Hanzala'nın oğlu Abdullah, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletti. Bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek, 30 zinadan daha çok günahtır. Mal, müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, muhtaç olursanız, dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için, alın teriyle yemelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, elinin emeği, alnının teriyle ye. Dinini satıp yeme. Helale harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allahü Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklar. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi, haram mı düşünmeli. Haram ise almamalıdır. Aldığı şeyde hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. İnsan kazandığına kanaat etmeli. Allahü Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Hadis-i şerifte
kanaat eden doyar buyuruldu. Allahü Teala 5 şeyi 5 şey içine koymuştur. Bu 5 şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi ibadete, zilleti, sefaleti günaha, ilmi, hikmeti çok yememeye, heybeti, itibarı gece namaz kılmaya, zenginliği kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, insanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, falanca yerde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor. Vecde gelip kendinden geçiyor, dediler. Gencin yanına gidip 3 gün misafir kaldı. Dikkat etti. Söylediklerinden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır, yoksa halis ve doğru mudur anlamak istiyordu. Yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu Ekber, bu halleri hep şeytandandır deyip, genci evine davet etti. Kendi lokmalarından bir tane yedirince, gencin hali değişip, o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç, İbrahim bin Ethem hazretlerine sorup, bana ne yaptın deyince, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken, şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı, dedi. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zünnûn-i Mısri hazretleri buyuruyor ki, kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Ebu Süleyman-ı Darani hazretleri buyurdu ki, helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Sehl bin Abdullah-ı Tüsteri hazretleri buyuruyor ki, yolumuzun esası 3 şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak, her işi yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İbrahim bin Ethem hazretleri buyurdu ki, temiz ve helal ye de, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu ve ister her gün oruç tut, ister tutma. Ebu Suud Efendi hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kanuni Sultan Süleyman Han, 1566 Hicri 974 senesinde vefat edince, cenaze namazını Ebu Suud Efendi hazretleri kıldırdı. Kılınan cenaze namazından sonra, Kanuni'nin hayattayken yaptırdığı Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesine gelindi. Cenaze kabre konuldu. Bu sırada bir çekmece getirilip kabre konulmak istendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi hazretleri müdahale etti. Çekmecenin niçin konulduğunu, dinimizde kıymetli bir şeyin cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın vefatından bir gün önce vasiyet edip, bu çekmecenin kendisiyle gömülmesini istediğini bildirdiler. Ebu Suud Efendi, mutlaka içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini söyledi. Çekmece, Ebu Suud Efendi hazretlerine verilirken, elden kayıp düştü ve içindekiler döküldü. Kağıtların her birinde bir fetva ve altında Şeyhülislam'ın imzası vardı. Ebu Suud Efendi hazretleri,
yazıların altında kendi imzasını görünce, "Ey Süleyman, sen kendini kurtardın ama biz ne yapacağız?" diyerek ağlamaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman Han, yapacağı her işi Şeyhülislam'a sormuş ve aldığı fetvaya göre hareket etmişti. Delil olarak da aldığı fetvaların yanında gömülmesini vasiyet etmişti. Ebu Suud Efendi Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında buyurdu ki, malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Yani zekat vermeyi vazife bilmez, farz olduğuna inanmaz, vermediği için üzülmez, günaha girdiğini bilmezse imansız olur. Senelerce zekat vermeyenlerin zekat borçları birikerek bütün malını kaplar. Malı kendinin sanıp Müslümanların o malda hakkı olduğunu hatırına bile getirmez. Kalbi hiç sızlamaz. Bu mala sımsıkı sarılmıştır. Böyle kimseler Müslüman olarak tanınır. Fakat bunlardan imanını kurtaran pek nadir olur. Ey mağrur zengin! Dünyanın çabuk gidici malı, parası seni aldatmasın. Bunlar senden önce başkalarının idi. Senden sonra da başkasının olacak. Cehennemin şiddetli azabını düşün. Zekatını ayırıp vermediğin o mal, öşrünü vermediğin o buğday, hakikatte zehirdir. Malın hakiki sahibi Allahü Teala'dır. Zenginler onun vekilleri, memurları, fakirler de ailesi, akrabası demektir. Vekillerin Allahü Teala'nın borcunu fakirlere vermesi lazımdır. Zerre kadar iyilik eden karşılığını bulacaktır. Hadis-i şerifte Allahü Teala iyilik edenlere karşılığını elbette verecektir buyuruldu. Kıyamete ve cehennem azabına inanan zenginlerin mallarının zekatını, tarla mahsullerinin, meyvelerinin öşrünü vererek bu azaplardan kurtulmaları lazımdır. Hadis-i şerifte zekat vererek malınızı zarardan koruyunuz buyruluyor. Tefsir-i Mugni sahibi diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de üç şeyle beraber bildirildi. Bunlardan biri yapılmazsa ikincisi kabul olmaz. Peygamber'e aleyhisselam itaat edilmedikçe Allahü Teala'ya itaat edilmiş olmaz. Ana babaya şükredilmedikçe Allahü Teala'ya şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe namazlar kabul olmaz. Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin.